Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber tatlı mı tatlı bir bluz öreceğiz. Daha öncesinde Afrika melekşesinin yapımını kanalımda anlattığımdan ötürü linkini bu videonun altına bırakıyorum. Bu videoda beraber örmeyeceğiz. Çoğunlukta olduğu gibi 4 mevsim koton ipleri kullandım. Yarn art, jeans, alize, koton, gold, kartopu, koton love gibi. Videoya minik bir ara veriyorum sevgili dostlar. Katıl butonundan desteğiniz benim için çok kıymetli. İncelerseniz, kendinize göre uygun olanı seçerseniz çok mutlu olurum. Videoları paylaşıp beğenmeniz ve abone olmanız da ayrıca kıymetli. Şimdiden değerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Motifleri rengarenk örerek hazırladık. Zemin rengini de istediğiniz renkle birleştirebilirsiniz. 14 adet Afrika menekşesi motifine ihtiyacımız olacak böyle bir bluzu örmek için. 36'dan 40 bedene kadar uygundur. Birazdan ölçü motifi ölçüsü vereceğim. Siz daha büyük beden için örecekseniz şayet motiflerinizi bir sıra daha fazla örerek büyütebilirsiniz. Kenara alıyorum ve hemen öreceğimiz motiflerimizi sizlere gösterip nasıl bir dizim yapacağız ve motiflerimizin ölçüsü ne kadar hemen söylemek istiyorum. Benim bir motifim birleşme kenarı olmadan 12 santim. 12 santim motifle hazırlıyoruz bu bluzu. Şöyle bluzu kenara alayım. Zemin renklerde şöyle renkleri belirledim. Siz tabii ki dilediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz. Şu kartopu Cotton Love'ın K793 ile de birleştireceğim motifleri. Ben şablonu oluşturayım motiflerle. Nasıl birleştireceğimizi görmeniz açısından daha sonra da beraberce birleşimine geçelim. Evet efendim. Bluzu bu birleştirme şekline göre şekillendireceğim. Bunun hemen bir görselini sevgili eşime rica ediyorum. Şöyle bir yerlere koysun bizler için. Siz de oradan bakarak nasıl ilerleyeceğimizi önümüze dizip alıp elinize birleştire gidebilirsiniz. Ben birazdan o şekilde birleştirmeye başlayacağım. Siz burada bir ekran görüntüsünü alıp kullanabilirsiniz. İlk bu motifimiz ile başlıyorum. O motifi alıp zemin rengimle ilmeğimi çıkardım. Tığın üstüne ipimi aldım. Ve motifin köşesine geliyorum. Köşesinin içine ikili trabzanlarla bir tane üçlü grup oluşturuyorum. Bir ördüm. Şu ipi de alıp gizleyerek devam edeceğim. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 tane ikili trabzanı atlıyorum. Ve hemen atladıktan sonra buraya boşluğa gelip üçlü gruptan bir adet daha örüyorum. Bu arada siz elinize göre ve ipinize göre tığınızı belirleyebilirsiniz. Ben 3 milim tığ ile örüyorum. Dediğim gibi siz mutlaka hem ipinize hem de elinize göre tığınızı değerlendirin. 1, 2, 3 atlıyorum. Bir üçlü grup yapıyorum. Yine atlıyorum. 1, 2, 3. Boşluğa 3 tanemi örüyorum. Sonuna kadar bu şekilde geleyim. Burada sona geldiğimizde 3 tane ikili trabzanınızın kalması gerekiyor. Bir sıra fazla ören arkadaşlarım için eğer trabzan sırasından arttırma yaparsanız büyük örecek olanlar burada bir tane trabzanınız fazla kalacaktır. Onu
sonu dörtlü olarak bitirebilirsiniz. Benim nacizane fikrim, büyütme sıranız benim bu ördüğüm sıradan olsun derim. Önce üçlü gruplara ayırıp bir üst sırada büyütmenizi tavsiye ederim. Şimdi buraya gelince de köşeye hemen 3 tane ikili trabzan grubunun ilkini örüyorum. Arada 2 zincir, boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 tane yine atlıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yine buraya örüyorum. Bu sıranın sonuna kadar da aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu kenarın da sonuna geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Artık sıradaki motifi alıp yanına ekleme vakti. Sıradaki motifi de ön yüzü bana bakarak, tabi burada tığımın üstüne ipimi aldım. Ön yüzü bana bakarak alıyorum. Ve hemen onun içine de 3 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra sırt sırta verdirip burada bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıp zinciri ilmeğimin içinden kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra da bir zincir daha çekip 3 taneyi atlayıp 3 tane ikili trabzanımı karşı motifle birleşirken örmeye devam ediyorum. Tekrar bir zincir, boşluğun içine batıyorum. İpi alıp ilmeğimin arasından kaydırıp bir zincir çekiyorum. Ve buraya gelip, yani 3 zincir atlayıp 3 tane ikili trabzanı örüyorum. Bir zincir, battığım aradan kaydırarak geçirdim. Bir zincir. Bu mantıkla iki kenarı birleştireceğim. Kenarın sonuna geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı ördüm, bir zincir çektim. Boşluğun içine batıp arasından kaydırıyorum. Burada bir zincir çektikten sonra bir zincir daha çekip köşenin içine geri geliyorum. Ve 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ve daha sonra bu kenar ve bu kenarı öreceğim. Yerim burada ya. Şimdi burayı ve burayı öreceğim ve bunu alıp bunun yanına geleceğim. Bunu birleştirdikten sonra iki kenarını ördüm. Bunu bunun üstüne eklediğim gibi şimdi sıra buna eklemekte. Hemen ikisinin ön yüzü bana bakıkken alıyorum ve başlıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Karşılıklı ikisini birleştirdiğim gibi birleştireceğim. Yanındaki motifi de ekledikten sonra en üst kenarı da ördüm. Şimdi bunları eklemeye başlamadan evvel şu kenar, üçünün birleştiği kenarı sonuna kadar öreceğim. Şuraya kadar geleyim. Buraya kadar bir fark yok. Buradaki geçişi göstermek istiyorum. Buraya kadar geldim. Şimdi hemen buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanlardan oluşan ikinci grubu örüyorum. İlki örülmüştü. İki zincir çekiyorum ve şu ikisinin ortasındaki boşluğa batıp ipimi alıp yine ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Sonra bir iki zincir çekip buradaki diğer üçlü grubu örüyorum ikili trabzanlar ile. Sonrasında aynı şekilde devam edeceğim. Burada da aynı işlemi yapacağım. Sonuna kadar gelip bu motifi eklemeye başlayacağım.
Sonuna kadar geldiğimde artık 3 tane motifi birleştirmiş oldum. Sıra bir sıradaki 3 motife geldi. Aynen yine parçaların ön yüzü bana bakarken burada üçlüyü ördüm, bir zincir çektim, sıradaki motifi alıyorum üstüne eklemek için. Aynı bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bunun üstüne ekliyorum. Hiçbir fark yok. Gösterdiğim gibi sonuna kadar geleyim. Sonunda burada nasıl bir birleşme yapacağız onu göstereyim. Tam olarak buradayız. Buraya kadar geldim. Şimdi bunu eklemeden önce bu üçünün olduğu yeri örüp bu kenarı geçeceğim. Daha sonra bunu alacağım eklemek için. Hemen şu geçişi beraberce yapalım. Köşenin 3 tane ikili trabzanını ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve şu yanımdaki motifin, yani şu motifin köşesine şöyle içten batıp ilmeği, ipi alıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. 1, 2 zincir çekip buraya geliyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yine köşeye ördükten sonra kenarın sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir diğer motifi eklemek için. Buraya kadar geldim bunu buraya eklemek için. Şimdi hemen onu da alıyorum. Yine aynı yüzü bana bakarken köşesinin içini örüp dördünün kesiştiği noktaya kadar gösterdiğim gibi devam ediyorum. Dördünün kesiştiği noktaya geleyim. Buraya kadar geldim. Şimdi bunu bu ikisine nasıl birleştireceğimi göstermek istiyorum. Hemen şöyle önüme alıyorum. İlk olarak hemen yanımdaki motife, yani şu motifin köşesine içten batacağım. İçinden ilmeğimi çıkartıp, ipi çıkartıp ilmeğimin içinden geçireceğim. Daha sonra bu değil, çaprazda kalan değil, bu birleşeceğim, diğer kenarın birleşeceği motifin köşesinin içine batıyorum. Yine ilmeğimi arasından geçirip iki zincirimi çekiyorum. Ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve artık bu iki kenarı da birleştirmeye başlayacağım. Bir zincir içinden geçirdim. Tekrar 3 tane atlayıp bir üçlümü örüyorum. Bu kenarı da birleştireyim. Şimdi nasıl yol alacağımızı göstereyim size. Bunu buraya birleştireceğim. Artık bunu buraya nasıl tutturacağımızı biliyoruz. Daha sonra bunu buraya ekleyeceğim, onu da biliyoruz. Buraya ve buraya nasıl ekleyeceğimi, daha sonra yukarı doğru nasıl yol alacağız orayı görelim. Yani ben bunu buna birleştirip geleyim. Bunu bitirdikten sonra birleştirmeyi bu kenarı da buraya kadar ördüm. Şimdi sıra bunu üste eklemekte. Bunun için buraya kadar geliyorum şimdi. Köşeye iki zincirimi çektim. Hemen köşeye şu orta yere batıp kaydırıyorum. Sonra bir tane zincirimi çektikten sonra yeni motifi alıp hemen bir köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekeceğim ve arka yüzleri artık birbirine bakarken ekliyor olacağım. Bir zincirimi çektim. Şurada karşısına denk gelen noktadan kaydırıp geçirdim. Ve karşılıklı bu iki kenarı, yani şunu şuraya ekliyorum. Üstüne de ekledim. Şimdi şu görmüş olduğunuz iki motifi de bunun üstüne ekleyeceğim. Sağdaki iki motifi ekleyip geliyorum. Yukarıya kadar çıktım. Üst köşeyi de ördüm. Şimdi böylece ne geleceğim? Buradan devam edeceğim. Buradan devam ederken dönüşü size göstermek isterim. Yukarıdan aşağı kadar geldim. Şu dönüşü birlikte yapalım istedim. Buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra
iki zincirimi çekiyorum ve şu hepsinin kesiştiği noktaya gelip batıyorum. Aradan ipimi geçirerek ilmeğimin arasından da kaydırıyorum. Daha sonra yine iki tane zinciri çekip ipi tığımın üstüne alıp buradaki boşluğun içine üçlü grubumu örüyorum, ikili trabzanlar ile. Sonrasında burayı da sonuna kadar, şöyle hemen kadrajı açalım, buraya kadar öreceğim. Sonra burayı geçtikten sonra artık buranın üstüne çalışmaya başlayacağız. Tam olarak döndüm, buraya geldim. Şimdi bunu bunun üstüne ekleyip geleceğim. Bunu bunun üstüne ekledikten sonra sırasıyla yukarıdakine çıkacağım. Üstüne bunu eklemiştim. Şimdi sırada bunu alacağım. Bunu bunun üstüne ekleyeceğim. Buraya kadar da geldim. Şimdi sırada bunu eklemek var. Bunu buraya eklerken de aynı zamanda burayla da birleşeceğim. Ne yapacağım? Bundan hemen bu ucundan mesela şimdi alıyorum. Yüzü bana bakarken bir köşesinden batıp üçlümü örüyorum. Sonra bir zinciri çekip artık sırt sırta verdiriyorum. Ve karşısındaki denk gelen noktanın içinden geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Bir üçlüyü daha birleştirip bir zincirimi çektim. Şöyle hemen. Bakın böyle geleceğim. Sonra burayı düz geçeceğim. Sonra bunu da burayla birleştireceğim. Üstünü öreceğim. Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Çünkü nasıl ekleyeceğimizi biliyoruz. Düz geçip buradan birleşeceğiz. Göstermek istediğim size şuraya kadar geldiğim ve artık bunu buradaki şu köşeden birleştirecek olmam. Bunu buraya nasıl birleştiriyorum? Şu ikisinin kesiştiği noktaya batarak içinden ilmek alıyorum. İlmeğimin içinden kaydırıp iki zincirimi çekiyorum. Ve köşeye bir üçlüyü örerek artık bu iki kenarı birbiriyle birleştireceğim. Şöyle bir zincir daha çekeyim. Hemen karşıyla birleşelim. Şöyle size yatırıp göstereyim. Bunu buraya birleştiriyorum. Daha sonra burayı dümdüz örüp şu ikisini de bu üstüne, yani buraya geleceğim, burayı öreceğim. Bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne ekledikten sonra bunu da buraya ekleyeceğim ve dönüşte geleceğim. Yani bu aşamaya geldiğimde, şu kısmı tamamladığımda tekrar gösteririm. Bu şekilde dediğim yere kadar yine geldim. Şimdi bunun üstüne bunu, sonra yanına da bunu ekleyip hop artık başladığım yere döneceğim. Şimdi eklemeyi yapayım, nasıl bir köşe dönüşünü buraya aşağı kadar geleceğiz göstereceğim size. Üst kenarı da tamamen ördüm. Şimdi oradan aşağı doğru geleceğim. Ta ki burada başladığım noktaya kadar. Sonrasında ise artık bluza formuna vermeye başlayacağız. Çünkü birleştirme işlemimizi tamamlamış olduk. Başladığım noktaya geldim. Şimdi oraya da bir üçlü grupla başlamıştım. İkinci üçlü grubunu örüp birleştirme işlemimi tamamlamış oluyorum. Artık bluzumuzun şeklini vermeye geçebiliriz. Evet, şöyle göstereyim hemen. Şekline vermek için de şu omuzlarından katlayacağım. Her iki tarafından sağlı sollu olarak birleştireceğim. Şimdi ben bir tarafını birleştirip geleyim, diğer tarafı da birlikte yapalım. Bir tarafından şu şekilde birleştirdim. Şimdi hemen diğer tarafından beraberce birleştirmeye geçelim. Nasıl yapıyorum? İlk olarak hemen bir ilmeğimi çıkartayım. Daha sonra şöyle köşesinden önüme aldıktan sonra bluzu köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
2 ipi de gizleyerek örüyorum. Tığımın üstüne alıp. Sonra bir diğer yanındaki boşluğa geçip örüyorum. Ta ki şuraya kadar. Yani şu birleştikleri köşenin bir altına kadar bu şekilde öreceğim. Buradan buraya kadar ördüm. Şimdi diğer şöyle hemen çeviriyorum. Buradan karşı tarafla birleşmek için de yine ilmeğimi çıkartacağım ve hemen bitirdiğim noktada, karşıda bitirdiğim noktada buradan başlayarak birleşmeye başlayacağım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ilmek alıyorum, ip alıyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve ilk ikili trabzanımı örerken şu ipi öne alayım gene gizlemek için. Şimdi ilkini ördüğümde karşı parçayı alıp buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle ipi içinden geçirip bir zincir çekiyorum ve bu ipi de gene üstüne alacağım, gizleyeceğim. Aynı boşluğun içine 2 adet ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tam karşısında denk geldiği boşluğun içinden kaydırarak geçiriyorum. 3 tane daha. Burayı örüyorum, ikili trabzanları birleşiyorum. Bu yöntemle de aşağıya kadar birleşip geleyim. Son üçlüye geldiğimde de iki tanesini örüp üçüncü ikili trabzanımı örerken buradaki sondaki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle yine ilmeğimi çıkartıp ipimi kesiyorum. Böylelikle bu tarafını da yan tarafını birleştirmiş oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi tabii ki kol çevresini şöyle bitirdiğim bluzda göstermek istiyorum. Kol çevresini geçeceğim. Daha sonra kol çevresini geçip bir de etrafını şu sık iğneyle boyun tarafını dolaşacağım. Şöyle kol etrafını yani aslında böyle dilim dilim geçtim ben ama şöyle isterseniz fırfır yani benim buradaki yaptığım uygulamayı sonuna kadar izleyip dilerseniz kola da uygulayabilirsiniz. Ben kolda böyle olsun istemedim ama evet güzel olur mu? Gayet güzel olur. Dilerseniz onu uygulayabilirsiniz. Onu da söylemek isterim size. Şimdi hemen ilk olarak sık iğneyle boyun çevresini geçelim istiyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bir herhangi bir yerden fark etmez. Şöyle başlayalım köşeden. Şöyle şuradaki boşluğun içine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Buradaki boşluğun içine bir sık iğne örüyorum. Sonra her ilmeğin tepesine batarak bir sık iğne örüyorum. Şu köşelerde, burada her köşede, burada gösterdiğim gibi bir bu boşluğun içine, bir bu boşluğun içine, arka tarafta da aynı, diğer tarafların hepsinde her ilmeğin üstüne bir sık iğne örerek boyun çevresini geçiyorum. Bluzumun boyun kısmını sık iğne ile dolaştım. Hatta kolun bir tarafının dilimlerini de yaptım. Şimdi diğer tarafın dilimlerini sizle birlikte yapmak istiyorum. Bunun için de ilmeğimi çıkardım ve hemen şöyle yaklaşalım. Başlayacağım noktayı size göstermek istiyorum. Önüme yatırdığımda şuraya şu kısım birleştikleri noktaya batacağım. İlk sık iğnemi orada öreceğim. Bakın tam olarak gösterdiğim noktaya batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Daha sonra şu kısma
Koldaki birleştirme yeri yaptığım noktadaki şu boşluğun içine geleceğim. 7 tane ikili trabzan öreceğim. 7 tane. 3 4 5 6 ve 7. Daha sonra hemen koltuk altına doğru çevirdiğimde şu ikisinin kesiştiği noktaya batıp bir sık iğne öreceğim. Daha sonra tekrardan şu kısma gelip bir 7 tane daha buraya ikili trabzanlarımdan öreceğim. 4 5 6 7 Daha sonra döndürdüğümde şu kesiştikleri noktaya gelip tam ortaya da batacağım. Yine bir sık iğnemi öreceğim ve şu boşluğa gelip 7 tane ikili trabzanımı da buraya öreceğim. 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrardan yanındaki boşluğa bir sık iğne örüp buraya atlayıp buraya 7. Sık iğne 7. Sık iğne 7. Kesiştikleri noktaya geldiğimde bir sık iğne. Buraya geçişi yine birlikte yaparız. 7 tane ördüm. Burayı böylece ne geldim. Şimdi buradaki noktaya batıyorum. Yine bir sık iğne örüyorum. Tekrardan atlayıp buradaki boşluğa geliyorum ve bir 7 tane daha ikili trabzanımı bu boşluğun içine örüyorum. Yedi taneye tamamlayacağım. Bakın aynı burası gibi başladığım noktaya kadar geleceğim. Buralarda bir sık iğne bir yediliyle devam ederken buraya geldiğimde tekrardan bir sık iğne, tekrardan yedili, sık iğne, yedili mantığına başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Başladığım noktaya geldim. Oradaki ilk ördüğüm sık iğnenin içinden kaydırarak ilmeğimi geçirip ipimi kesiyorum. Diğer kolu da tamamlamış oldum. Şimdi diğer kolu da tamamladıktan sonra artık sıra bizim etek kısmını örmemizde. Bu kısmı ise aynen şöyle başlıyorum. Birlikte geçiş yapalım. Görelim nasıl başladığımı. Yani şu orta kısmı geçişini de göstereyim. Şuradan başlayayım. Bütün geçişleri göstereyim. Şuradan itibaren örmeye başlarsak eğer buraya kadar bütün etrafını anladık anlamına gelir. İlmeğimi çıkardım. Şuradaki hemen ilk bir tane trabzanın tepesinden batıyorum ki şu geçişi görelim birlikte. Şu ipi şöyle alayım önüme. Tığımın üstüne alarak gizleyerek gidiyorum ve şu geçişlerde bir tane buraya bir ikili trabzan örüyorum, bir tane de buraya. Daha sonra trabzanların üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Nereye kadar? Şu birleştirdiğimiz kenara nasıl geçtiğimi gösterene kadar oraya kadar geleyim. Tam olarak geçiş noktasındayım. Aynen şöyle topluyorum bakın. Bir tane buraya örüyorum. Bir tane ortaya örüyorum. Bir tane de bu
boşluğun içine örüyorum ve buradaki geçişi böyle yapıyorum. Yani aslında orada minik bir açıklık ve toplama yapıyorum alt tarafında. Daha sonra zaten genişleteceğim için burayı oturtma yaparak devam ediyorum. Şurası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Bir sonraki kol altına gelen kısmı da aynı şekilde geçeceğim. İlk sırayı tamamlayıp bir üst sıraya geçerken ilk ördüğüm trabzanın tepesinden kaydırma yöntemiyle geliyorum. Ve hemen artık yaptığım işlem şöyle olacak. Aynı noktanın içine, yani bu trabzanın tepesine iki tane trabzan çalışacağım. Bu bir, bu iki. Hemen bir tane atlayıp bir sonrakine. İki tane öreceğim. Bir trabzan atlayacağım. Bir yanındakine. İki trabzan öreceğim. Atlayıp bir yanındakine iki tane trabzan öreceğim. Yani aslında başladığım noktaya kadar bu sırada yapacağım işlem budur. Bir atlayacağım. Diğerinin içine iki tane ikili trabzan öreceğim bu sırada. Bu sırayı da tamamlayalım. Bluzun ikinci sırasını da tamamladım. Şimdi artık üçüncüye birlikte yukarıya çıkalım. Benim için son sıra olacak ama bu üçüncü sırayı bir üstte de tekrarlayarak o alttaki böyle kıvrım kıvrım duran lülük yerleri daha çoğaltabilirsiniz. Şimdi hemen alıyorum tığımı. Yukarıya birlikte çıkalım istedim ve son sırası benim için nasıl ilerleyeceğiz göstereyim. Şimdi burada ortada kalmak istediğim için buraya bir batıyorum. İlk ördüğüm trabzana ipi kaydırarak alıp şöyleyken bir sık iğne örer gibi örüyorum her iki ilmeği. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkasından da geçirdikten sonra bir trabzanımı örüyorum. Daha sonra hemen yanına 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Sonra bu 2 tane trabzanı atlayıp buradaki boşluğa geliyorum. 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. Yani anlayacağınız her boşluğun içine, bu ikili grupların arasına 4 tane ikili trabzanımı örerek bu sırayı da tamamlayacağım. Öyleyse bitirip geleyim. Sıradaki işlemlere geçelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi ilk ördüğüm trabzanın tepesinden yine kaydırma yöntemiyle geçtim. Şöyle kilitledikten sonra kesiyorum. Dediğim gibi bunu bu sırayı daha böyle etekler kıvrım kıvrım falan olsun istiyorsanız, böyle daha coşkulu, havalı mı diyeyim artık. Ben biraz bir tık sade dursun istedim. Ne yapacaktınız o vakit? Gene burada yükselip bu defa şuradaki aralara yine böyle dörtlü dörtlü örüp iyicene burayı arttıracaktınız. 2 sıra, 3 sıra daha yapabilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Şimdi ben burada kesiyorum. Artık ne yapacağım? Hemen size diğer bluzu göstereyim. Oradaki yaptığımın aynısını yapacağız burada da. Bakın, böyle ipimi tersini çevirmişim. Özür dilerim. Şöyle ipimi geçireceğim. Bir zincir çekerek ip oluşturacağım. Sonra uçlarına da minik böyle püsküller yapacağım ama bu püsküllerin yerine tahta boncuklar ya da işte böyle renkli renkli güzel boncuklar da çok tatlı durur. Ben tahta dedim çünkü benim yaptığım renkleri ahşap boncuk çok güzel olacaktır diye düşündüm. Bunu da hatırlatmak isterim. Ucuna dilediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Şimdi ipi nasıl yapıyorum? 1,5 metre kadar, yani 150 santim bir zincir çekiyorum. Böylece ne? 150 santim. Bu zinciri çektikten sonra da bluzun kullanmak istediğim yüzünü önüme çeviriyorum. Ve bunun tam orta noktasını bulup
Nereden mesela birleşecek? Hop geliyorum şimdi. Şurası tam orta noktası o gibi. Şuradan başlıyorum. İpimi alıp şöyle arasından geçirip şimdi bir tanesi altta olmak üzere biri altta kalıyor. Hop aralarından geçiriyorum. Bunu zaten çoğu arkadaşım nasıl yapacağını anlamıştır eminim. Şöyle aradan geçiriyorum. Bunu altta bırakıp birini altta bırakıp bu şekilde ipi aradan geçireyim. Şimdi burada da nasıl yapacağım? Hemen yine şuradan geçireceğim. Pardon, yanlış yaptım. Gibi. Sırasıyla her birinin içinden geçirip sonuna kadar bu şekilde bütün etek kısmını dolaşayım. Geleyim. Şu ucuna yaptığım şöyle minik püsküller yapıyorum. Bunu da eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Beraber de şöyle bir tane minik yapalım istedim. İpi geçirdim. Geçirdikten sonra birinin ucunu hazırladığım minik böyle püskülü de geçirdim. Şimdi şu püskülü nasıl birlikte de örebiliriz onu pardon yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Hemen şöyle ipi böyle sarabileceğiniz minik bir şeye şu anda elime ilk bu geçti alıyorum. Çok büyük yapmak istemediğim için 10 kere saracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Daha sonra bu ilk sardığımın aşağı bakan yüzüyle bu aynı yerde olacak ve bunu keseceğim. Daha sonra şunları bir araya toparlayıp şu arasından hemen bir ip geçireceğim. Püskül yapımını bilmeyen arkadaşlarım için detaylı anlatımı püskül yapımı olarak kanalımda var. Dilerseniz oraya bakabilirsiniz. Burada biraz hızlıca geçiyorum. Ama püskül yapımı kanalda mevcut. Şunu şuradan hemen sıkıştıracağım. Şu ip aşağıda kalsın. Şunu yukarıda iyice sıkıştırıp bir kere daha düğümlüyorum. Daha sonra bunu kesip buradan da bunu kesiyorum. Şu iki tane düğüm yaptığım ip bağlayacağım, ekleyeceğim yere saklıyorum. Şuradan ip alıp şimdi şöyle yapıyorum. Burada çok net anlaşılmayabilir ama dediğim gibi hani bakarsanız daha iyi görürsünüz detaylı anlatımda. Şunu üstüne alıyorum. Alıyorum. Şöyle minik bir ilmek oluşturur gibi. Bakın bunu da bunun üstüne koyuyorum. Şöyle bakın. Oluşturur gibi. Ve boğum yapıyorum sararken. Şöyle birkaç tur atıyorum. Daha sonra kesip bunu burada ilmek bıraktığım yerin içinden geçiriyorum. Şöyle şu ilmeğin içinden aldım. Sonra şu yukarıda ilmek yaparken bıraktığım ipi tutup bunu çekiyorum. Şu ipi çekiyorum. İşte bunu güzelce de buraya düğümlemiş oldum. Daha sonra şu yukarıdan gözüken şu ipi ince bir tığla ben içe alacağım. Şimdi burada da göstereyim. Şöyle bunu içeriye doğru çekeceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu diğerinin ucuna taktığım gibi bu ipin bu ucuna takacağım. İlk şurada yaptığım zincirin içine tığımı geçirip buradaki iplerden birini aradan kaydırarak alacağım. Şöyle. Sonra bunu buraya düğümlüyorum. Bir kere daha. Tamam. Sonrasında şu görmüş olduğunuz sarkan 3 tane ip var ya, bunları kesmeden tekrardan bu ince tığımı içeri sokuyorum ve bunları sırasıyla
İçeriye alıyorum üçünü de. Alıp geleyim içini de. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale beraberce geldik. Böyle çıtır çıtır, sanki böyle genç kızlara da çok yakışacak bir bluz olduğu gibi hissediyorum ben. Şimdi benimkisi gibi ölçülerde yaptığınızda 36'dan 40 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Böyle 40-42 beden gibi düşündüğünüzde bence bir sıra büyütmekten ziyade yanlarda hani eklerken bir minik bir kısım örmüştük ya, orayı benim gibi bir sıra değil iki sıra örebilirsiniz. Bu size totalde 4 santim arttırma yapar. 4 santim de bir beden büyüklük bir bedeni rahatlıkla büyütür diyebilirim. Ama artı 42 üstüyse de çok daha büyük örecekseniz şayette videonun içinde de bahsettiğim gibi trabzanlı kısımlardan ziyade şurada birleştirme sırası yaptığımız kısımla büyütmenizi tavsiye ederim. Zira çok tecrübeli değilseniz trabzanlı kısımda büyüttüğünüzde üçlü grupları oluştururken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tavsiyem birleştirme sırasından arttırma yapmanız. Böyle benim verdiğim ölçülerde ördüğünüzde ki ben size hemen burada bir ölçü vermek istiyorum. Şuradan şuraya bir ölçü vereceğim bakın. Buradan buraya ölçüm 41 santim. Aşağı doğru geldiğinde bir miktar daha genişliyor. Yanlardan büyütme yaptığımız için 43 santime kadar genişliyor. Uzunluğumuz ise 37 santim. Daha uzun örmek isteyenler 6 artı 6 motif olarak düşünebilirler. Motifin linkini hemen videonun altına bırakacağım. Tabii ki böyle bir öncekinde de gördüğünüz gibi daha sonra sırada bekleyenleri de gelecekleri de göreceğiniz gibi çok fazla yeni yazlık projelerim var. Bekliyor sizi. YouTube'a ağırlık vermeyi çok seviyorum. Bu arada hemen size diğer ilk yaptığımı da göstermek isterim. Şunu da koyayım. Bu da dursun burada. Aradaki renklerden sadece birer tane kullanmanız yeterli. İç renklere çok az gidiyor. Zemin rengine ise şöyle bir taneyi açtığınızda artan bu. Yani yarısını biraz geçiyor diyebilirim. Yarısını geçiyor. Az ip gidiyor. Yani artan iplerinizi çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Güzel bir proje. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yepyeni projeler yolda. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Videoları beğendiğinizse şayet paylaşıp hani o da örer, o da sever bunu dediğiniz dostlarınızla paylaşmanız tabii ki çok önemli benim için. Yaptığınız yorumlar, beğeniler çok kıymetli. Bir katıl butonu ekledim biliyorsunuz yakın tarihte. Orayı inceleyip kendinize uygun varsa seçip destek olabilirsiniz. Abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Her zamanki gibi sizden beğendiğinizse şayet bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.